Ah Macide abla, bendeki de kadersizliğe bak yani. Tam ne güzel yuvamı kurdum derken herifin Fenerbahçe'deki evi bile yalan çıktı Macide abla. Kız adam boğazını sıkmış. Canını kurtardığına dua et. Sen hala Fenerbahçe'deki evin peşindesin. Macide abla, boğazını sıkmak ayrı şey, Fenerbahçe'de evim var diye hava atıp yalan konuşmak ayrı şey. Zaten keşke çekeydi fişimi yani. Ben böyle parasız pozsuz sürüneceğim mi buralarda? Kız ölürdün, ölürdün. İşte onu diyorum ya ben de. Öyleydim daha iyiydi. Ayrıca ben zaten o faturayı görür görmez öldüm yani. Kol gibi geçirmişler faturayı hastaneden. Kız, Yavuz'un evi sana kalmadı mı? Onu satarsın, parasıyla da borcunu harcını kapatırsın işte. Kız Macide abla, bir de böyle büyük bir buluş yapmışçasına söylemiyor musun? Vallahi sinir oluyorum ha. Ben nerede kalacağım? Mukavvalarda mı yatacağım? Tövbe yarabbim ya. Emel! Emel! Kardeşim! Allah'ım sana bir şükürler olsun yarabbim. Çıktın mı sen? Çıktım kardeşim, çıktım. Bak, çıktım da bavulumu bile bu halimle kendim taşıyorum, görüyor musun? Kız deli misin? Ben taşı aşk olsun Macide abla. Niye bana haber vermiyorsun? Kardeşim çıkmış. Ya acil olarak çıktık. Ay Yasemin, vallahi her yanım sızlıyor kız, çok fenayım. Canım, canım benim. Ben seni var ya, andolsun sırtımda taşırım. Zaten hastanede hep dedim, ben kardeşimi ayaklansın bir pamuklara saracağım, bebekler gibi bakacağım demedim mi? Diyordum. Ay yok kız, ben sana yük filan olurum sonra. Ne de olsa yalnız başına yaşayan bir insanım artık yani. Evce ağzımın kapısını kilitleyiveririm. Bir çay, bir çorba kaynatırım. Yanına da artık bir kuru dilim ekmek bulursam iyidir. Ay sen de iyice abarttın Emel ya. Biz ne güne duruyoruz acaba? Hı? Kızım biz neciyiz? Sen deli misin? Atla bakayım sırtıma. Dayan bana, ver. Bütün ağırlığını ver. Biz şimdi eve geçelim seninle. Allah. Bana bak, uvertür parçası. Gelirsem İzmir'e vallahi saçını başını yolarım senin kız. Ne demek param yok? Göndereceksiniz bana para. O sarhoş kumarbaz kocana söyle, bunca yıl ben destek oldum size, şimdi sıra sizde Ebru. Kol gibi fatura geçirdiler hastaneden, özel hastane orası. Nasıl ödeyeceğim ben onları? Ne kocası kız? Kocanın yerinde yerler esiyor. Bir tane kıytırık evden başka herif hiçbir şey bırakmadan öteki dünyaya göçtü gitti işte. Lanet olasıca. Oh. Ay canım, evet canım, ay evet evet. Yok yok Ebru'cum, çok sağ ol kardeşim. Siz hiç şey yapmayın, rahatınızı bozmayın canım. Hadi, hadi canım. Dediklerimi unutma Ebru. Hadi öptüm, öptüm. Canım kardeşim ya. Ablacım da ablacım diye ağlaşıp duruyor İzmirlerden. Geleyim mi, geleyim mi? Kardeş işte kardeş. Ya. Ama moral motivasyona gelecekse gelsin. Neye ihtiyaç olacak? Dağ gibi biz varız arkanda. Tabii canım, neye ihtiyacım olacak ki benim? Evim var, barkım var çok şükür, param pulum var. Canım benim. Kardeşlerim burada. Canım, ekmek doğrayayım mı içine? Ay yok yok, doğrama, şimdi kilo yapar o. Sek değil mi? Sek için. Yapacağız. Kız üfleseydin. Bak bayağı üfledim. Teneke değil benim ağzım, yanar yani. Allah. Nasıl tadı? Nane attın mı sen buna? Vallahi bütün dediklerini uyguladım. Bir de taze nane koydum içine. Güzel mi? İyi. Güzel güzel, fena değil. Sevindim canım, daha geç şekerim. Aç ağzını bakayım. Geç içim yani. Aç ağzını. Oh. Yasemin kız. Ben geçenlerde bir düşündüm de. Kız sen ne halt ettiysen gelip beni vuruyor ha. Ben ne yaptım ya? Kız bir de soruyor. Daha ne yapacaksın? O psikopat herifin karısıyla kızını öldürmeyeydin, benim başıma bunlar gelmeyecekti yani. Ben mi öldürdüm Allah aşkına onları? Allah Allah, ayıp ediyorsun ama. Yani Allah'ın bir kaderi tecelli etti geldi. Kaza, kaza bu. Mahkeme bile dedi ki suçsuzsun kardeşim, çek git. Vallahi kader mader. Her ne tecelli ettiyse Allah'ın rahmetine kavuşuyordum senin yüzünden. Ay hiç sorma ya, Allah'ını seversen. Benim peki durumum? Adam resmen çuvala koydu bizi. Götürdü ormana, kesiyordu bildiğin. Ne biçim psikopat bir adam senin kocan ya? Kız biliyor musun? Benim yaşamam bile mucizeymiş yani. Vallahi doktorlar öyle dedi ya. Benim de. Benim de yaşamam mucize. Ama sana bir şey diyeceğim ben. Hiç kusura bakma da. Yani sen sokakta göz göze geldiğin kişiyi alıyorsun, evine getiriyorsun. Kız ne göz gözesi? Olay almış, yürümüş. Herif bana evlenme teklif etmiş. Ne yapacaktım yani? GBT'si mi sorgulayacaktım? Araştıracaksın gerekirse. GBT'yi sorgulayacaksın. Yasemin kız. Afiyet olsun ha. Sen mi bitkisel hayattaydın? Ben mi anlamadım ben bunu? Ay Kur'an çarpsın, ben dağıldım.
O acılı günleri şey yaptık ya, kusura bakma. Yasemin sen hep böylesin ha. Hep rol çalıyorsun. Sürekli benim rolümü çalıyorsun yani. Yani alakası var. Al bak, siliyorum bunu da. Ben mi yiyorum, sen mi yiyorsun? Belli değil Yasemin. Aç ağzını, aç. Oh, yarasın inşallah. Oh, oh, oh. Şifa olsun, şifa olsun. Oh. Kız, yavaş sil biraz. Ne yaptın? Nermin'in parkeleri olduğu gibi sistere yaptın. Ay, dur. Ay bak, sistere deyince aklıma geldi şimdi. Kız, bu manyak herif böyle erkenden ölmeyeydi. Şu evi bir sistere yaptıraydım, iyiydi ölmeden. Kızım, ne sistresi, ne parkesi. Allah aşkına canını zor kurtardın sen. Oy, çok kirliymişsin. Sana bayağı kirloş olmuş. Seni hamama götüreyim ben. Yıkayayım orada bir kese. Ne yapayım kız, bitkisel hayatta yat yat. Tabii, bütün tozu çektik. Dur, kapıya çık, geliyorum. Temizleyeceğim şimdi seni, dur. Kızlar, gelin. Emir'i temizliyorum. Gelin, temizlik var. Evine hoş geldin Emel'cim. Ay, hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hiç hiç böyle aynı bir şey yapma. Ay, bana geçmiş de, bana olsun, de. İyi misin? Bana de. Ay, nasıl olayım Elif'cim ya? Yani ruhum ayrı, içim ayrı, dışım ayrı, her tarafım ayrı. Sızlıyor vallahi. Of. Yasemin kız, sen azıcık şöyle bir ovalasan mı, ne yapsan? Ha. Masaj mı istiyorsun? Ha. Bu iyi mi bunun derecesi? Ha. Orta. Tamam. Öyle öyle yap. Vallahi dostlar, ben şunu anladım ki para, pul, maddiyat insana hiç mutluluk falan getirmiyormuş. Bak, varlık içinde herif ümümü sıkıyordu burada. Gırtlaklıyordu beni yani. Ay, ucuz atlattın Emel. Allah'ın sevgili kuluymuşsun valla. Ucuz mu? Elif, daha ne kadar pahalı olabilirdi ya? Herifin elinden kendimi kurtardım. Hah dedim, canımı kurtardım, sokağa atlayayım. Bu sefer de arabanın başına geçince o musibet herif çıktı karşıma. Ona böyle çarpmayayım diye direksiyonu kırınca, ay bu sefer de direğe bindirdim. Görebildin mi? Yani tanıdık biri miydi? He Nermin, bizim köyden. Görür görmez fotoğrafını çekip GBT'sinde araştırdım. Tövbe yarabbim, o tantana da. Gerçi adam da bir yerden gözüm ısırdı adamı ya. Da şimdi tabii hiç hatırlayamıyorum. Herif zaten o mendebur herif. O karşıma çıkınca tabii direksiyonu kırdım. Dan diye o direğe bindirdim. Çok şükür atlattım derken yani aynen böyle elektriğe tutuldum yani. Ay dur Yasemin yapma, hatırlıyorum, çok kötü oluyorum ya. Vallahi çok fena, çok fena. Benim başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir yani. Böyle, böyle mi yapayım? Öyle yap, titretme kardeşim. Geç kalmasan istersen. Ha, neye? Toplantım var demişti ya Nermin. Ha sahi, benim toplantım var. Emel'cim kusura bakmazsan canım, toplantım var benim, gitmem lazım. Daha sonra tekrar gelirim ben. Benim de doktor randevum var, ben de geleyim seninle. Doktor mu? Ne yapacaksın sen doktor? Ne randevusu bu? Şey, aylık kontrol. Yıllık kontrol. Yıllık kontrole gideceğim. Şey, 6 ayda bir simir testi var ya, zamanı geldi. Ha kız, senin simirin tam mı? Eksik bir simir varsa gidip yaptıralım sana, bak önemli bu. Yok kız, bitkisel hayattayken bana mamografi yaptılar. Tövbe yarabbim ya. Ben bunu simire götüreceğim. Kesin. Ben şuna bakayım da geleyim. Emel'cim bir şey lazım olursa bize de söyle, olur mu? Ay canım, çok sağ ol. Nermin. Kız, senin ellerin hamur yoğurmaktan alışkındır. Bir arada sen yoğuruver. Bütün vücudu böyle elektrik tutulunca tabii çok fena oldum. Tabii, neden olmasın? Tabii canım, tabii. Hadi gidelim biz. Yani ben geldim diye mi kalktınız? Aşk olsun Macide teyze, işimiz var bizim, o yüzden gidiyoruz. Aslında ben de çıksam iyi olacak. Çünkü ben Emel'e market alışverişi yapacağım. Canım, kardeş bir şey istiyor musun? Hususi istediğim bir şey varsa kapıp geleceğim. Ay yok kardeşim, ne isteyeceğim ben senden hususi? Yalnız bir saç bakım kremi mi alsan? Yasemin çok kötü oldu ya. Tamam canım, hiç merak etme. Yasemin, iyi marka bir şey al da ben sana sonra vereyim parasını, değil mi? Aşk olsun ya, para ne? Lafı mı olur? Ben kapıp geliyorum sana hemen. Yasemin kız, bir de şöyle bakım kremleri falan mı alsan ha? Ama bak, marketten alma, üşenme. Kozmetikçiye gidiver kardeşin için, iyi marka olsun. Yok yok, kozmetikçiye gidiyorum. Önce oraya gideyim. Hadi. Hadi. Görüşürüz. Çok sağ olun dostlar. Canlarım ya. Sen var ya sen. Ne? Ben var ya ben. Kremler, mremler ha? Aa, üstüme iyilik sağlık. Ben parasını vereyim dedim, kendisi reddetti canım. Zorla mı vereceğim kardeşim o benim? Ayrıca yani Macide abla, sen bana kışlık erzağını kaktırırken iyiydi. Sana gelince çok şükür, bize gelince yarabbi şükür. Zaten elim boş, popon yaş gelmiş yine. Bir kalk da bir su ver bari.
içim kurudu. Öf. Sıkıldım valla. Vallahi eksik meksik ne varsa tamamladım. Canım, bak sana şey aldım, köfte, hazır köfte. Ya kardeşim, sen bir laftan anlamaz bir adamçıktın ya. Bitkisel hayattaydım diyorum. Bitki ne demek sen biliyor musun? Nasıl kalkayım da senin borcunu, taksini ödeyeyim ben? Yok işte param. Tamam kardeşim, tamam. Ne yapıyorsan yap. Ver, icrayı ver. Allah belanı versin. Üf, ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım böyle borç içinde? Ev falan kiraya mı versem acaba? Ben nerede kalacağım Allah Allah? Emel! Ketçabı nereye koyayım canım? Cehennemin dibine koy. Ketçap nereye konulur ya senin? Emel! Emel! Uyudun mu kız? Emel! Aa. Canım benim. Uyudun mu sen sarı papatyam benim? Arkadaşım, neler atlattın da uykulara mı daldın? Uyu, uyu, uyu. Ay. Ay, hayır. Emel? Hayır, dur Yavuz, yapma. Emel! Sıkma Ümmü'mü Yavuz! Ümük burada. Ümük yerli yerinde duruyor kızım. Ay! Ay kardeşim! Kardeşim! Ne oldu? Kardeşim, kardeşim. İyi ki sen yanımdasın kardeşim. Emel, ne oldu kuzum? Ne oldu? Kendine gel. Ne oldu? Yasemin, çok korkunç, çok kötü bir kabus gördüm. Yavuz böyle ümüğümü sıkıyordu. Burada bak, ümük yerli yerinde duruyor. Tutuyorum bak ümüğünü. Bak, bir bismillah getir. Sübhaneke oku 3 kere. Ay. Sübhaneke oku, sübhaneke ay. Oku. Ve sübhanallah. Sübhaneke Allah ümme. Sübhanek. Kız, ben değil 13 tane sübhaneke okusam gene bu işin içinden çıkamayız Yasemin. İtimat et dualara, oku. Yasemin, bak canım. Bu evi kırklamak lazım. Her köşede ayrı kötü anım var o musibet adamla. Ben nasıl uyuyacağım bu evde? Kardeşim, gideyim böyle ben ucuz bir otel köşesinde bir yerlerde uyuyayım bari. Ne diyorsun sen Allah'ını seversen? Vallahi çok kızarım buna ha. Ben neciyim burada, ben. Kardeşinim ben senin. Hiçbir yere gidemezsin. Ay. Ant verdim. Ant verdim. Evim var. Emrine amadedir. Ay yok kardeşim, çok sağ ol ama ben de öyle bir kadın değilim yani. Yancı gibi senin evinde kalamam. Kız ne yancısı? Yılların kardeşliği var bizim aramızda, kendine gel. Yani var tabii ama yok. Vallahi saçından sürüklerim, götürürüm, kalk. Sürüklersin değil mi Yasemin? Sürüklerim. Çok iyi biliyorum, sen şimdi beni saçımdan sürüyerek götürürsün. Götürürüm. En iyisi ben kendi rızamla kalkayım. Kalk. Sen de birkaç ay kalayım kız ben. Ya ne demek birkaç ay, istediğin kadar dursun. Bakayım. Yasemin. Bak sen bir dakika. Çok terlemişsin. Terledim tabii Fani kardeşim. Bey, dur, değişelim. Çok... Dur. Gel, ben sana şuraya ütülemiştim. Yasemin, sen en iyisi bana güzel bir bavul yap kardeşim. Yaparım canım. İçine yün atletlerimi koy. Tamam canım. Terliğimi, patiğimi. Üstüne bir çamaşırlarımı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.